Değerli Erenlit Hocam, değerli dostlar, herkese merhaba. Biz Daha Fazla Biz yayınlarının 7. sezonunun 4. sohbetinde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Umarım Daha Fazla Biz YouTube kanalını ve diğer sosyal medya hesaplarını takip ediyorsunuzdur. Ben kısaca Daha Fazla Biz kronolojik bilgilerini verdikten sonra diğer kolaylaştırıcı olan sevgili Yaren Hocam'a bırakacağım sözü. Ondan sonra da her ikisinin sohbetini hep birlikte dinleyeceğiz. Daha Fazla Biz ekibi Çayyolu Semt Meclisi'nde 4 tane komşunun önümüzdeki süreç içerisinde hem 19 Mayıs 1919'un 100. yılının geleceğini hem 29 Ekim 1923'ün geleceğinin öngörerek bir program kurgulamak ve bir farkındalık yaratmak üzere bu grubu kurdular. O grupta 7 sezonda neler yaptığımızı ben özetleyeyim. Ondan sonra da sözü Yaren Hocama ve sonrasında da onun aracılığıyla Erendiz Hocama aktaralım. Daha Fazla Biz'in ilk yayını Daha Fazla Biz ve Ben diyerek devam etmişti. Birkaç kavramı irdelemiştik Daha Fazla Biz üst başlığı içerisinde. İkinci dönemde Daha Fazla Biz ve Yerel Yönetimler başlığı vardı. Üçüncü sezonda Daha Fazla Biz ve Yeni Siyaset Kültürü oldu konuğumuz. Dördüncü sezonda Daha Fazla Biz ve Duayenlere Genç Sorular oldu. O zaman pandemi sürecindeydik ve biz yaş almışlar olarak aramıza genç arkadaşların katılmasının bize enerji vereceğini ve bundan sonra bu programları daha etkili yürütebileceklerini düşündüğümüz için biraz sonra birini tanıyacağınız genç arkadaşlarla grubumuzu genişlettik. Bir sonraki 5. sezonda Daha Fazla Biz ve Akran Sohbetleri başlığı altında yaptık programlarımızı. 6. sezonun başlığı artık 100. yılımız başlıyordu Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında değerlerimiz başlığıyla sohbetler yaptık. Bu sezonda Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür üst başlığında bugün 4.sünü yapacağız. Çok hızlıca ilk 3'ünü söyleyeyim. 19 Eylül'de Yakup Kepenek hocamızla bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet başlığında sohbet ettik. 19 Ekim'de Gamze Yücesan Özdemir hocamızla toplumsal kültür ve laiklik konusunda sohbet ettik. 19 Kasım'da geçen ay Alper Akçam hocamızla Anadolu Rönesansı ve halk kültürü konusunda sohbet ettik. Bugün de değerli Erendiz Atasu hocamızla Cumhuriyet, kadınlar ve edebiyat konusunda sohbet edeceğiz. Diğer kolaylaştırıcı dediğim arkadaşım sevgili Yaren, genç bir psikolog ve o da şu anda Bilkent Üniversitesi'nde nörobilim konusunda yüksek lisansına başladı. Evet, sevgili Yaren, söz senin. Peki hocam, özellikle teşekkür ederim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün aramızda Erendiz Atasu'yu ağırlıyoruz. Kendisinden çok kısaca bahsetmem gerekirse, kendisi hem tanınmış bir yazar hem de akademisyen. Kendisinin pek çok hikayesi, deneme yazısı ve romanları da bulunmakta. Örnek veriyorum, en bilinen eserlerinden biri Kadınlar da vardır ve daha saymaya zaman yetmeyecek çok fazla eser mevcut. Ama ben kendisini belki çok çok fazla tanıtmaktansa, hazır kendisini aramızda ağırlamışken hani onunla daha fazla konuşabilmek, ona daha fazla soru sormak için vakit ayırmak isterim. O yüzden hoş geldiniz Erendiz Hocam demek istiyorum. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün Erendiz Hocamızla Cumhuriyet, Kadınlar ve Edebiyat konusunu konuşacağız. Kendisi aynı zamanda feminist bir yazar olarak da tanınır. Başlangıcımızda belki
bir sözün ya sözlerinden birinden, söylediği sözlerden birinden bahsedebilirim ufak. Yani hoşuma gittiği için. Gövdem ve ruhumu yasa boğan nice kadınlık deneyiminden beynimde tomurcuklanan bir öyküyle kurtuldum. Yeniden sağlığıma, canlılığıma kavuştum. Yazmak sade ve toplumsal kadınlığımın değil, biyolojik varlığımın da bir parçası der Erendiz Hoca. Şimdi kendisine bizim de konumuzla bağlantılı olarak daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Sonrasında biraz daha kadının yeriyle ilgili de konuşmak isterim. Bir edebiyatçının, bir yazarın ve aynı zamanda iyi bir gözlemcinin de gözünden sizce kültürün nasıl bir anlamı vardır? Valla kültür bir defa bir ulusun devamlılığını sağlayan en birinci etmendir diye düşünüyorum. Yani ne top, ne tüfek, ne kitlesel kalabalıklar, bunların hiçbiri değil. Uzun vadede bir ulusun insanlık üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, kendisinin insanlıktan nasıl bir etki aldığı diğer insanlardan, diğer insan topluluklarından, bunu bir kültürel formla ifade edebilmişse, o ulus yaşıyor, devam ediyor. Yapamıyorsa bir biçimde dağılıyor. Yani başlığınız çok yerinde, Cumhuriyet'in temeli kültürdür diye. Zannediyorum Mustafa Kemal Atatürk de aynı şeyi düşünüyordu ki onun için o kadar canla başla bu kültür meselesinin üstünde durdu. Tabii bugün bir kültürsüzlük dönemi yaşıyoruz. Sade Türkiye olarak biz değil, dünya bir kültürsüzlük yaşıyor. Bir defa bunu bir saptamamız lazım. Bunu neden yaşıyor? Çünkü biliyoruz dünyayı büyük para idare ediyor. Politikacılar onların oyuncaklarından başka bir şey değiller. Ve büyük para aşağı yukarı bir 35-40 yıldır gönüllü köleler istiyor. Durmadan servetini arttırabilmek için. Dolayısıyla bir insan nasıl gönüllü köle olabilir? Kafasını çalıştırmıyorsa ve cahilse ve ekonomik zorluk içindeyse. Dolayısıyla kültür dünyanın her tarafında 90'lardan beri ihmal ediliyor. Bizim için söyleyeceğim şey, şimdi sevgili arkadaşlar herhalde buna katılırsınız çünkü çok nesnel bir saptama bu. Bütün ülkelerde, dünyanın belki bütün ülkelerinde, yani devlet kurmuş ülkelerinde, eski çağlarda her zaman ikili bir kültür vardır. Birisi yöneticilerin, üst sınıfların, ne isim verirseniz verin, onların yarattığı yüksek kültür adı altındaki bir şey, şiir, müzik, edebiyat, her neyse, resim, her neyse. Bir de eğitime ulaşamayan halk kitlelerinin arasında yeşeren halk kültürü. İnsan yaratmak ihtiyacında bir canlı. Yaratmak ihtiyacında. Eğitimli olsun, eğitimsiz olsun, yaratmak ihtiyacında. Eğitimin yaptığı o yaratıcılığı keşfetmek ve geliştirmektir. Yoksa ne bileyim, müthiş güzel bir bozlak söyleyen bir çoban aslında sanat icra ediyor. Oya işleyen bir, okuma yazması olmayan bir köy kadını aslında sanat icra ediyor. Şimdi devletlerde olan, ülkelerde olan, devlet kurmuş ülkelerde olan ve bizde olmayan nedir? Üst sınıfın kültürüyle alt sınıfın kültürünün kaynaşması. Bu bizde olmamış. Neden olmamış? Neden olmamış? Çünkü Osmanlı'nın en büyük, en affedilmez hatalarından biri matbaaya gecikmesi 200-250 yıl. Örgün, yaygın, temel eğitime gecikmesi yine bir 200-250 yıl neredeyse. Üst sınıf kendi kültürünü halk kitlesine nasıl mal edecek? Eğitimle mal edecek. Halk kültüründeki o yerel güzellikleri nasıl bütün ulusa, bütün ülkeye mal edecek? Gene eğitimle mal edecek. Şimdi bizim iflah olmaz yaramız budur. Muhafazakarlar bunu görmek istemiyorlar.
Şimdi Atatürk'ün bu kadar fazla kültür üstünde durmasının sebebi de budur aslında. Osmanlı kültürüne benim saygım var. Müthiş bir şey, hiç küçümsenecek bir şey. Şiiriyle, müziğiyle, hele mimarisiyle, mutfağıyla, her şeyiyle müthiş bir kültür. Divan şiiri müthiş bir şiir ama bir azınlık kültür. Ulusa mal olmamış, halk kitlelerine yayılmamış. Halk kitlelerinin kültürü ne olmuş? Kendi dar çerçevesinde kalmış gezginci halk ozanları sayesinde biraz yayılmış. Yunus'tan Karacaoğlan'a, Emrah'a, Pir Sultan'a kadar. Şimdi dil meselesi. Yunus'un diliyle ancak şiir yazılır. Temel insani duygular anlatılır. Karmaşık, sanayileşmeye çalışan karmaşık bir topluluğun insan halleri, duyguları vesairelerini Yunus'un diliyle anlatamazsınız. Yunus'un dili fevkaladedir ama onunla anlatamazsınız. Bakınız, birçok Afrika kabilesinde kaygı sözü yokmuş. Çünkü kaygı duygusunu tanımıyor. Kaygı duygusunu insanlara böyle enjekte eden bu... Evet, sanayileşmeden hepimiz yanayız ama her güzelin bir sakıncası var. Onun getirdiği bu kopuşlar ve çatışmalar ve çapraşıklıklar. Onun için dilin işlenmesi lazım. Dil devriminin yaptığı budur. Çok uzattım cevabı ama hani bana sorarsanız bir yazar olarak ben kitleye mal olmuş eski sözcüklerden asla vazgeçmem. Ne aşktan vazgeçerim, ne kudretten vazgeçerim, ne merhametten, ne sefaletten, ne efendim kudretten. Hiçbirinden vazgeçmem. Ama onun dışındaki o böyle yapay, yapışmış, tutkalla yapışmış gibi duran sözcüklerden ve terimlerden arınmak lazım ki birbirimizi anlayalım. Osmanlıcayı benim annem babam İlkokulu daha o çağlarda okumaya başladıklarında mükemmel biliyorlardı her şeyi. Ben de onlardan biraz kapmıştım epeyce bir kelime filan. Ama şey değil, dili geliştirmiyor. Dili geliştirmiyor. Benim Feyza Hepçilinger sevgili arkadaşımdır ve de edebiyatçı biliyorsunuz, o da romancı. Onun çok güzel bir benzetmesi vardır. Der ki, Türkçe'yi almışlar. Bütün gelişecek tomurcuklarını kesmişler, oralara süslü bir takım kurdeleler bağlamışlar. Farsça, Arapça tamlamalar. Şimdi bu dilin içerisinde modern edebiyat, roman, hikaye bu dilin içerisinde gelişemez. Çünkü halk kitleleri alıp o dili yoğuramıyor, kendine mal edemiyor, kendi derdini... Edebiyat yeteneği olan halk çocukları kendi derdini o dille anlatabilir. Yani bütün bu kültür devriminin, bütün bu dil devriminin hepsinin kökeninde bu ulusun, bu halkın ne derseniz deyin Anadolu insanının tarihsel sürekliliğini devam ettirme arzusu var. Mustafa Kemal'in ve yakın arkadaşlarının onu anlayabilen. Yakın arkadaşlarım, kültürle ilgili söyleyeceğim, yani kültür ortak değeriniz olduğu zaman ne farklı etnik kökenler sizi rahatsız eder, ne farklı dinsel köken sizi rahatsız eder, ne farklı sınıfsal köken sizi o kadar rahatsız eder eğer sömürmüyorsa sizi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu müthiş bir tutkal ve dünyada bir ulusun hayatının sürmesinin en birinci koşulu diye düşünüyorum. Evet hocam, tarihsel süreklilik dediğiniz noktadan belki alabiliriz, devam edebiliriz. Aslında Cumhuriyet döneminde, ilk kurulduğu dönemde bu niyetle adımlar atılmış ama yani bu yüzyılda da aslında kaybettiğimiz çok fazla şey de olmuş. Hani sizce sizin gözünüzden bu süreç, yani bu kültürel değişim, bu süreç yani nasıl değişti, neler kazandık, neler kaybettik? Yani sizin bir gözlem olarak ne söyleyebilirsiniz bu noktada? Valla bir defa dilin sadeleşmesiyle bir defa
edebiyatımız çok fazla yazar kazandı. Şimdi Cumhuriyet öncesine baktığımız zaman, ha şunu da söyleyeyim, Cumhuriyet öncesinde de Osmanlıca ile yazan büyük yazarlarımız var. Mesela Halis Ziya var. Ondan sonra Eylül'ün yazarı, şu anda adı aklıma gelmiyor, Eylül romanının yazarı var. Bunlar büyük eserler ve büyük yazarlar ama tabii bunlar istisna, ayrıksa örnekler. Hayat her zaman karşımıza ayrıksa örnekler çıkartır. Halkın konuştuğu Türkçe'ye dönmekle bir defa edebiyatımız müthiş yeni kökenli yazarlar kazandı. Eskiden eğitime ulaşan insan roman yazıyor. Kim onlar? Eğitimli Osmanlı'nın, artık ne diyeceğiz ona, Osmanlı aristokrasisi mi diye bilmiyorum. Sosyolog değilim. Doğru bir terim kullanıp kullanmadığımdan emin olamam onun için. Hani Osmanlı aristokrasisi mi diyeceğiz? Üst sınıf mı diyeceğiz? İdari edenler mi diyeceğiz? Yönetici sınıf mı diyeceğiz? Neyse. Onların çocukları, önce erkek çocuklar, 100 yıl sonra ererken kız çocuklar eğitime ulaşabiliyorlar. Mesela Halide Edip Adıvar. O da bir Osmanlı seçkininin kızı. Eğitime onlar ulaşabiliyor. Ama gerek eğitimin yaygınlaşması, gerek dildeki bu sadeleşme ve halkın dilinin benimsenmesi, bir defa büyük bir köy enstitülü erkek yazar kitlesini ve onların konularını, köyün hayatını dilimize kazandırdı, edebiyatımıza kazandırdı. Diyeceksiniz ki niye köy enstitülü erkekler, niye köy enstitülü kadınlar değil? Ha işte orada feminizme toslayacağız kafamızı. Her zaman her sınıfın kadını erkeğine göre daha şanssız konumdadır. Yani kendi adına bir şey yazdırmak belli bir cesaret ister ve toplumdan belli bir onay ister. En azından düşmanlık istemez. Köy kökenli bir kadının kalkıp bir kitap bastırabileceğini düşünebiliyor musunuz üstündeki bütün feodal baskıyı? O yüzden köy kökenli erkek yazarlar. Peki kadınlar? Orta sınıfın kızları. Daha önce gördüğümüz, Osmanlı'nın son döneminde gördüğümüz, Osmanlı'nın yüksek ailelerinden gelen kadınlar arasında, sadece onların arasında yazar ve şair çıkıyor. Şair Nigar Hanım, şair Fitnat Hanım, şair ve bestekar Leyla Sas Hanım ve Halide Edip, daha başka örnekler de tabii ki var. Ama iki elin parmağını geçmez. Ama sonra ne oluyor? Cumhuriyetle doğan kuşaklar, bir büyük kadın edebiyatçılar kuşağıyla karşılaşıyoruz. Büyük diyorum, hem yazdıkları nitelikli hem sayıları çok. Kimdir bunlar? Adalet Ağoğlu'yla beraber Leyla Erbil, Nezihe Meriç, Firuzan, ondan sonra daha onlardan biraz daha genç olan işte Ayla Kutlu, Sevgi Soysal, ne bileyim İnce Aral, daha pek çok isim sayılabilir. Bunlarla beraber güçlü bir kadın sesi edebiyatımıza kazandırılıyor. Bunlar hep Cumhuriyet sayesinde. Ha. Dönüp sonra Cumhuriyeti eleştiriyorlar, tabii olabilir. Bir aydının görevidir memleketini eleştirmek, haksız gördüğü şeyleri söylemek. Ama mevcudiyetlerini Cumhuriyete borçlular. Borçluyuz hepimiz. Biz edebiyatçı kadınlar. Teşekkür ederiz hocam. Peker hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuyla ilgili? Tamam. O zaman hazır kadın problemine değinmişken biraz da bu kısma da değinebiliriz. Yani sizin de önceki söyleşilerinizden bağımsız kadın üzerine konuşmuş olduğunuzu düşündüm. Sizce peki bu ya toplumsal dönüşüm açısından konuşabilirsek, sizce bu bağımsız kadın ya da işte bahsettiğiniz gibi o işte
Bunlar. Sizden geliyor olabilir mi ses? Sesiniz gitti. Peker hocam. Şu an benim sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Tamamdır. Tamamdır. Şu an herhangi bir ses gelmiyor bana da. Tekrar toparlamam gerekirse işte en son bahsettiğiniz o bağımsız yazarların o kuşağın ortaya çıkışı ve sonrasında aslında kadın yazarların da kendisini gösterebiliyor olması. Peki şu anda toplumumuzun olduğu yerde bu dönüşüm sizce gerçekleşmekte mi? Yani çünkü işte etrafta kendisini ifade edebilen işte özgürleşebilen kadın sayısı evet fazla. İşte yani daha cesurca adımlar atılabiliyor, evet. İşte geleneğin kendisine çizdiği kadere baş kaldırabilmek, evet, biraz daha var. Ama bu bahsettiğiniz her yere girebilmesi bunun aslında hala mümkün mü, değil mi? Yani siz nerede görüyorsunuz bunu? Bunu açıkça görüyoruz yani. Şu hale bakın yani, her gün bir kadın öldürülüyor. Yani Türkiye müthiş bir gerileme içerisinde. Hani bunu en başta da söyledim zaten. Gerçi sonra sizin sorunuzda da vardı. Hani bu kültürel atılımlar sonra nasıl oldu da filan. Nasıl oldusu? İktidarlar sağa kaydıkça muhafazakarlaştılar. Muhafazakarlaştıkça kadınları eve kapatmak onlara daha kolay geldi. Vesaire vesaire. Yani bunun doğrudan doğruya bakınız Türkiye'yi ben beni bildim bileli sadece iktidarlar yönetiyor. İster asker olsun, ister sivil olsun. Bir iki koalisyon dönemi oldu. Onda da koalisyonun sadece ortağı, mesela Ecevit döneminde olduğu gibi, amiyane bir tabir kullanacağım, solcu ortağı kasık attı. Şimdi bütün şey, bakınız, 90'lardan beri dünyadaki eğilim gönüllü kölelik yaratmak. Ve bunun için bütün dünyada bir dine yaslanma var. Çünkü din devletten destek alamayan, toplumdan destek alamayan insanlara hem manevi bir destek hem de tarikatlar vesairesiyle toplumsal bir destek veriyor. Din derken, tarikat derken burada örgütlü dini kastediyorum. İnanç, ibadet, dinin ilahi kısmını kastetmiyorum. Tamamen sosyal ve tamamen o sosyolojiye erkek egemenliği hakim olduğu için tamamen erkek egemen bir takım toplumsal oluşumlardan bahsediyorum. Şimdi bunların etkisinde tabii ki biz geriye doğru gidiyoruz. Şimdi Türkiye her zaman çelişkili bir ülke oldu. Bugün de son derece çelişkili bir ülke. Atatürk devrimlerini düşünürsek şunu kabul etmemiz lazım. Batıdan doğuya doğru etkisi azalmış. Şehirden kırsala doğru, kentselden kırsala doğru gene etkisi azalmış. Her kitle tarafından eşit bir şekilde özümsenmemiş. Özümsenebilir miydi Atatürk'ün sağlığında? 15 yıl buna yeter miydi? Tabii ki yetmez. Sonra ne oldu? Sonra dünyanın başına bir büyük felaket geldi. İkinci Dünya Savaşı oldu. Bence bizim dramımız da İkinci Dünya Savaşı ile başladı. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 1-2 yıl Amerika'nın dünyaya hakim olduğu o 1940'ların sonu ve 50'lerde Demokrat Partisi katılmamış sadece bir partiydi. Atatürk'e saygısı vardı başka ama İlhan Selçuk'un lafını hatırlayalım. Gardırop Atatürkçülüğüydü onların. Ne halkçılıktan yanaydılar, ne efendime söyleyeyim kadın özgürlüğünden tam olarak yanaydılar. Ama kendileri yani yönetimdekiler laik hayatlar yaşıyorlardı. Şimdikiler gibi değil de laik hayatlar yaşıyorlardı. Ama kitlenin laik hayat yaşaması için çabalamıyorlar. Konu dağılıyor. Ha, kadınların durumu, tabii kadınların durumu Cumhuriyet devrimlerini benimsemiş olan kesimlerde, daha sonra sosyalizmin de etkisiyle, daha sonra feminizmin de etkisiyle o kesimlerde, daha aydın, daha kentli kesimlerde, bugünün genç kadınları mesela aynı kesimlerde gençliğini yaşamış benim kuşağıma göre çok daha özgür,
çok daha iradesi ve kusura bakmasınlar çok daha bencil. Ama belki iyi bir şey birazcık bencil olmak. Biz çok fazla fedakarlığa koşullandırmışız. Öyle ama öbür tarafta Cumhuriyet Devrimi'nin doğru dürüst benimsenmediği, onun üstüne her türlü gericiliğe ve din adına artık uydur uydur söyle. Filan tarikat şunu kursun, böyle bir tefsir getirsin kutsal kitaba, öbürü şöyle bir tefsir getirsin. Hepsinin kerameti kendinden menkul. Onlara teslim olmuş kitlelerin kadınları, bilseler de bilmeseler de, durumlarının bilincinde olsalar da olmasalar da, perişanlık içinde. Böyle bir çelişkili bir durumda ülkemizde. Evet, şeyden bahsettiniz, Cumhuriyet Devrimi'nin doğru bir şekilde benimsenmemesi ve bunun sonucunda aslında ya o dönüşüm bir şekilde sağlanmamış, bundan bahsettiniz. Peki kültürün yerini tekrar vurgulamak gerekirse burada şöyle problemlerden de bahsedebilir miyiz hocam? Yani kültürün toplum açısından da aslında bir anlaşılamaması durumu var veya gelenekten bazı, yani kültürün gelenekten ayıklanamaması gibi bir durum da var. Yani bundan kastım hani şöyle olabilir belki, işte yine geleneğin içerisinde var olan bir takım eril şeyler ve bunların aslında, yani o hakimiyet, o yapının kadının da üzerindeki yani etkileri vesaire var. Aslında biz bir taraftan bundan da kurtulmaya çalışıyoruz ama bundan kurtulmaya çalışmak demek bir taraftan kültürü de bir kenara atmak demek de değil ama hani orada yani o arayı, o noktayı belki sanki bir şeyler kaçırıyoruz gibi geliyor bana orada. Yani gelenekle modernleşme kültürünü bağdaştıramıyoruz mu demek istiyorsun? Evet, olabilir hocam, evet. Gelenekle moderniteyi bağdaştıramıyoruz ve bu bir problem olarak çıkıyor diyorsun. Murat Amunga'nın güzel bir sözü vardır. Der ki, gelenek vahşi bir şey. Gelenek vahşi bir şeydir. Kurban kesmekten tutun, onur cinayetlerinde kadın öldürmeye ya da intihar süsü vermeye kadar bu işi götürebilirsiniz. Gelenek halk müziğinden, mutfak kültüründen, efendim halk edebiyatından ibaret olsaydı onu alıp şöyle kafamızda taşımamız gerekir. Şimdi hep bak söylüyorum, oya yapan bir kadın bir sanatçıdır. Eli belinde figürünü bilirsiniz, bir üçgen gibi bir şeydir o ama bir kadını temsil eder. Onu ilk bulan kadında kübik bir ressamın bakışı vardı. Şimdi halk sanatını tamamen geleneğin diğer kısımlarından ayırmamız lazım. Büyüklere saygı. Çok güzel. İnsana saygı. İnsana saygı. Büyüklere saygıdan özgürleştiğimizi zannediyoruz. Bazı kesimler için söylüyorum. Oysa onlar büyüklere saygıdan özgürleşmemiz icap eden bir şey yok büyüklere saygıdan. Büyüklerin hegemonyasından, büyüklerin diktatoryasından aile içinde özgürleşmemiz lazım. Onlara saygıdan değil. Ama özgürleşiyoruz diye büyüklere saygıyı kaybetmekten öte insanın insana saygısını, çocuğa koruma duygusunu, her şeyi kaybetmiş vahşi bir kitle var bugün. Ha bunun sınıfı da öyle pek şey değil. Hani cahildi, yoksulluğun şiddetiydi, onlar da var. Var ama sadece onlar değil. Bunu elit diye geziren ailelerin çocuklarında da görüyorsunuz. Onun için diyorum müthiş bir kültürsüzleşme içindeyiz. Geleneği yaşatmak mı istiyorsun? Geleneği yeni sanat formlarına dönüştürerek yaşatacak. Bakın bugün bizim çok güzel türkülerimiz vardır. Bizim
Şimdi bütün yaşlılar gibi bizim gençliğimiz diyeceğim. Bizim gençliğimizde biz bu türküleri bilirdik. Çünkü radyoda çalardı. Neden radyoda çalardı? Radyo resmi bir kurumdu ve belli bir devlet politikası vardı. Neydi o? Halk türkülerini toplamak, kaydetmek ve bütün ülkeye mal etmek. O sayede vardı. Şimdi devletlerin kültür politikalarının olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Devletlerin kültür politikalarından Demokrat Parti zamanında yavaş yavaş, ondan sonra hızlı hızlı vazgeçildi. Neydi o zamana kadar Türkiye Devleti'nin, TC'nin kültür politikası? Aydınlanma. İnsan aklını özgür bırakacak aydınlanma. Kadın hakları, sanat vesairenin ilerlemesi için çaba. Şimdi bu Demokrat Parti zamanında yavaşladı. Ondan sonra 27 Mayıs'ta bir canlanma oldu, 27 Mayıs sonrası dönemde. 61 Anayasası'nın ve 61 Anayasası'nı hazırlayan o dönemin en değerli ve sivil, hiç askerlikle bir alakaları yok, sivil hukuk profesörlerinin sayesinde, 61 Anayasası sayesinde Türkiye'de müthiş tekrar bir kültürel yenileşme oldu. Yabancı eserleri zaten Cumhuriyet edebiyat eserlerini, bütün dünyanın edebiyat eserlerini, sadece Batı'nın değil, efendim Confucius'tan Tagore'a kadar Hint, Çin, Japon hepsini dilimize aktartmıştır Cumhuriyet. Sadece Marksistleri yapmamıştır. 60'larla beraber Marksist literatür Türkiye'ye akmaya başladı. 60'larla beraber yeniden halk kültürünü alıp onu ulusal kültüre veya ne derseniz deyin yüksek kültüre dönüştürme çabaları tekrar başladı. Müthiş bir Rönesans oldu diyeceğim. 60'larda. Ayrıca 60'larda bir şey oldu. Bugün kimse onu hatırlamıyor. Bizim memleketin unutkanlığı, çok özür dilerim. Yani ben yaşlı bir insan olarak bunu rahatça söyleyeyim. Bunaklık seviyesinde. Yani bunaklık seviyesinde gerçekten. 60'larda o zaman Junta'nın, Junta değildi adı, Milli Birlik Komitesi'ydi, yaptığı çok hayırlı bir iş vardır. Nedir o iş? Hadi bakalım ben size soruyorum, katılımcılar. Sadece sen bilemezsin, sen gençsin. O iş şudur, lise mezunlarını da subay yapmak ama onlara yedek subay öğretmen adını vererek bütün köylere köy öğretmeni olarak yollamak ve okuma yazma sorununu çözmek. Okuma yazma sorununu biz 60'larda 27 Mayısçıları beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben de beğenmiyorum bir takım şeylerini. Yani o idamlar büyük bir yara, ayrı mesele. Ama okuma yazma sorununu 60'larda onlar halletti. Şimdi 60'lardaki bu şey de ne yazık ki çok çabuk bitti. Dediler ki bu 61 anayasası bize çok bol geldi dediler. Bunu daraltacağız dediler. Daralta işte bugüne kadar geldik. 61 anayasası bittikten sonra ve 70'lerden sonra bizim devletimiz aydınlanma politikasını terk etti. Sağlıklı kadın politikasını, kadın özgürlüğüne gidecek politikaları terk etti. 80'e kadar devlet kültür politikası yok. 70'den 80'e kadar. 80'de ne var? Türk İslam Sendikası. Çarkımıza doğru. Türk İslam Sendikası bize bugüne getirdi. Herhalde yeterince cevapladım sorunu zannediyorum. Fazlasıyla beraber. Evet hocam, cevapladınız. Belki Peker hocanın da yine geçtiği bir dönem olduğu için onun eklemek istediği bir şey var mıdır diye bir sorayım tekrar. Yok hocam, istersen Yasemin hocanın sorularıyla devam et. Ben programın sonuna doğru bu Cumhuriyet'e borçluyuzla ilgili bir şeyler konuşmak isterim ama şu anda bölmeyeyim bu gidişatı. Ondan sonra son bölümde 3-5 dakikada bu Cumhuriyet'e borcumuzla ilgili şeyleri konuşmak isterim. Cumhuriyet'e borcumuz çok var. Cumhuriyete borcumuz çok fazla. Ben akışı bozmamak için onu sonra bırakayım hocam.
Tamam, o zaman Yasemin Yalım hocamızın sorusunu ben ileteyim size. Onun sonrasında yine bunu konuşuyor oluruz. Kadın yazarlar dönemi kadar önemli olan edebiyatta kadın temsilleri diyor Yasemin Hoca. Sevgili Erenciz Hocam bu konuda ne der, ne düşünür? Ayrıca ek olarak da bu temsillerde bir dönüşüm saptıyor mu hocamız diye bir sorusu var. Şimdi Osmanlı'nın yıkılma döneminde aydınlar büyük bir ızdırap içindeler. Şimdi ben o insanları çok anıyorum. Çünkü galiba şu dönemde benim duygularım onların duygularıyla çok özdeşleşiyor. Yani bir acı yaşıyorum, toplumsal kaynaklı bir acı. Ve onların ülke yıkılıyor acısıyla çok özdeşleşiyor duygu olarak. Ülke yıkılıyor ve bu insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü onlar da aydınlanma kültürünün dışında yetişmiş insanlar. Ama sıra dışı zekalar falan. Namık yapar. Özellikle Tevfik Fikri. Şimdi Osmanlı'nın dertleri üzerinde düşünürken vicdanlı insanlar olarak kadınların dertleri üstünde de düşünüyorlar. Ha, tutucu insanlar. Yani öyle cinsel özgürlüğe falan öyle şeyler yok. Yani gündemlerinde katıyan öyle bir şey yok. Ama kadınlara ekstra yaşatılan bu ızdıraplardan ne bileyim mesela haremlik selamlık uygulamasında, kadınlara farklı hukuk uygulanmasından filan çok dertliler. Ve kadın karakterler üzerinde düşünüyorlar ve onlara şefkatle yaklaşıyorlar. Mesela Halit Ziya kendi karakteri Bihter'e öyle yaklaşır. Gerçi ondan sonra toplumsal baskıya ödün vermiştir. İşte Bihter ahlaksızdı filandı. Ben bunu işte herkese bir ders olsun diye yazdım kabilinden. Yani bu sözlerle değil ama aşağı yukarı bu mahalde bir şeyler söylemiş. Ve beni çok yaralayan başka bir şey var. Şimdi Tevfik Fikret'e çok büyük saygım var. Bir hayranlık duyuyorum yani aslında. Fakat Tevfik Fikret'in, şimdi Halis Ziya'nın meşhur romanı Aşk-ı Memnu. Bihter sevmediği kendinden yaşlı bir kocaya verilmiştir ve genç bir adama aşık olur ve evlilik dışı bir ilişki yaşar. Sonuçta bu belki hoş bir şey değil ama bu insani bir şey yani insanın başına gelebilen bir şey. Tevfik Fikret ki diyor ki şimdi hatırlayabilirsem tam o Osmanlıca tunturuklu lafı vatanım ruh-i zemin, milletim nev-i beşer. Vatanım bütün dünya, milletim bütün insanlık diyecek kadar hümanist bir adam. Aman Allah'ım bizim zavallı Bihter'i yerlerin dibine batırıyor. Bakınız, kadın konusunda aydınlanmacı bir erkek Tevfik Fikret ne kadar mutasip düşünüyor. Hani bunu onaylaması gerekmiyor. Evlilik dışı bir zina, bir aşk bunu onaylamasını falan beklemiyorum. Ama bu kadar da öfke, nefret kusulmaz. Şimdi bunu şunun için anlattım. Kafaları kadın problemiyle meşgul. Tek eşliliği savunuyorlar. İşte bu çok adaletsiz İslam hukukunu ki Osmanlı hayatın her alanında İslam hukuku uygulamaz. Yarı laiktir aslında. Ama aile hukukunda İslam hukukunu uyguluyor. Bu İslam hukuku, ayrımcı İslam hukukunun kalkması, şeriat yani şeriat düzeni. Şeriat İslam hukuku da. Filan buna karşılar ve kadın meselesi üzerinde şefkatle düşünüyor. Şimdi Reşat Nuri de öyle, Yakup Kadri de öyle filan. Cumhuriyetin kadınların hayatında yarattığı değişimleri görebilmek için biz kadınların ellerine kalemi almalarını bekliyoruz. Çünkü Cumhuriyet'in ilk sonucu, demin de vurguladım, köy kökenli köy enstitülerinin en faydalı bir kurum, köy enstitüleri ve en büyük hata köy enstitülerinin kapatılması. Ne yazık ki Kur'an İnönü, o kadar destekleyen İnönü, partisindeki sağcı kesimin baskısına direnemeyip ilk kapatan İnönü. Ondan sonra Demokrat Parti geldi. Köküne kibrit suyu döktü. Köylüyü cehalete bıraktı.
Şimdi ilk Cumhuriyet'in devşirdiği ilk ürün köy kökenli yazarlar olduğu için ve onlar köy hayatını anlattığı için Cumhuriyet'in köy kadınındaki etkisini pek anlatan bir kimse olmadı. Çünkü fazla bir etki de olmamıştı. Ne dedim? Kentten köye zayıfladı etki. Batıdan doğuya zayıfladı. Ve oralarda hani çok değerli romanlar tabii en büyüğü Yaşar Kemal Köy Enstitülü olmamakla beraber. Kadınların durumuyla pek ilgilendiği söylenemez. Yaşar Kemal'in yarattığı en unutulmaz kadın Meryemce'dir. Yaşlı bir kadındır. Köy Enstitüleri yazarlarının en önde gelenlerinden Fakir Baykurt'un Yılanların Öcüğü çok değerli bir romandır. Oradaki özenle çizilmiş kadın Irazca yaşlı bir kadındır. Yani cinsellik dönemindeki bir kadına fazla önem verilip çizildiği falan yoktur köy romanında. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bunun sebebi muhtemelen zaten köyün hayatında o kadının adı geçmiyor. O kadını bulabilmemiz için biraz daha kadın haklarının ne de olsa devlet umursaması da biraz yayılıyor. Köye kadar ulaşmasını ve Latife Tekin'i görmemiz gerekiyor. Latife Tekin'in Sevgili Arzu bölümündeki köylü kadınlar hiç öyle yabana atılacak kadınlar değildir. Hepsi şahsiyet sahibidir, hepsi şeydir yani böyle ve özenle çizilmişliklerdir. Şimdi Cumhuriyet'in esas etkisi kentli kadının veya küçük kentli kadının orta sınıf kadının üstünde oldu demişti. Bunu Nezihe Meriç, işte Adalet Ağoğlu, Sevgi Soysal onlarla görmeye, Firuzan onlarla görmeye başlıyoruz. Önce bu kadının toplumsal hayattaki değişen konumuna uyabilmek için nasıl yalpalıyor, nasıl çabalıyor bunları görüyoruz. Ondan sonra bu kadın sosyalizmle tanışıyor. Adalet Ağoğlu, Sevgi Soysal bu kadının Cumhuriyet kızı diyorum ben ona. Politize olmasını, o politizasyon serüvenini görüyoruz onların eserlerinde. Daha sonra daha zor ve daha firaklı bir konu geliyor. Kendi bedenlerine, cinselliğe karşı davranışlarını daha cesur olan Pınar Kür'de, efendim İnci Aral'da vesaire ilk olarak onlarda görüyoruz. Bugün ben kadınları yazmak konusunda daha genç kuşak yazarlardan Mine Söğüt'ü beğeniyorum. Çok sert yazıyor biraz. Yani bana göre sert yazıyor ama cesur bir kalem. Bazen isimleri hatırlamak da ben de zorlanıyorum. Seray Şahiner. Köyden şehre göç etmiş, şehrin kıyısındaki tam da tutunamamış bütün insanları aslında çok güzel anlatıyor. Ama kadınları daha da güzel anlatıyor. Onu söyleyebilirim. Valla en son yazılanlar hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ben de artık sapı samandan ayıramıyorum. Bir yazar enflasyonu var, bir yayın evi enflasyonu var. Bir kitap enflasyonu var ama gene de kitap okunmuyor. Birçok kitap basılıyor. Bir kısmı belki basılmasa daha iyi olur bana göre. Yani özür diliyorum. Bunu Orhan Kemal Roman Jürisi'ndeki 5 yıllık görevime dayanarak söylüyorum. Oraya gelen 70-80 roman geliyordu her yıl ve ben vicdanlı bir insan olarak hepsini okuyordum yani. Okumadan öyle şey olmaz ama birçok insan okumuyor yani. Onu da söyleyeyim parantez. Ben okuyordum ve yani birçok belki basılması belki daha iyi olacak yani. Çünkü kötü örnek oluyor. Hani iyi kötü para nasıl iyi parayı kovuyor? Kötü edebiyatta iyi edebiyatı kovuyor. Onun için hani son dönemlerde öyle aman aman bir kadın temsili bulduğumu da söyleyemeyeceğim. Belki benim eksikliğim.
Susup kaldınız bakıyorum. Evet, susup kaldık. Yaren hocam bana bakıyor. Ben Yaren hocama bakıyorum. Ben şey için baktım. Acaba Yaren hocamın söyleyecek bir şeyleri olur mu diye. Yoksa programın yaklaşık son 10 dakikası içerisinde ben biraz önce sizin kelimelerinizle hatırlattınız, hatta programın girişini öyle yaptınız. Kültürsüzlük, büyük para dünyayı yönetiyor, gönüllü köleler istiyor deyip işte cehaleti, aklı, kullanamayışı ve ekonomik kısıtlar dolayısıyla şu andaki bir fotoğrafı çektiniz ve biraz önce de sonra Cumhuriyet'e borçluyuz dediniz. Ben hani bizim hem programlarımızdaki bu tanışıklıklardan ve birbirinden öğrenmelerin bu Cumhuriyet'e borcun ödenmesini kolaylaştıracağını düşündüğüm için hep bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenmek isterim hocam. Hani bu biraz hepsini okuyamadım aslında, bu programa kadar bitirecektim ama herkes sevdiğini öldürür. Bu son yazdığınız kitabı keyifle okuyorum, çok az kaldı. Orada da arkasındaki notta edebiyatın toplumsal işlevi diye devam edip yazılmış çok hoş cümleler de var. Evet, bu edebiyatın toplumsal işlevini düşününce, bu borcun ödenmesi sürecini de düşündüğünüz zaman, bir de biz mühendislerin sevdiği iki tane kavram var hocam. Potansiyel ve performans. Potansiyeli düşündüğünüzde performansımızın kötü olduğunu biliyoruz ama ne dersiniz? Biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz hocam? Biz biraz önce söylediniz, bu ülkenin kaynaklarıyla bir şekilde okuyan, yazan, tırnak içinde düşünmeye çalışan insanlar olarak borcumuz var ama edebiyatın toplumsal işlevi ve edebiyatın borcu ve performansı ve potansiyeli ile neler söylersiniz? Şimdi valla bizim ülkemiz Birinci Dünya Savaşı'ndan çok önce yıkılmış aslında. Osmanlı İmparatorluğu aslında İkinci Mahmut zamanında, hani şu Vakayı Hayriye vardır ya, Yeniçerilere kafaları kesilmiştir. Hani herhalde o kafa kesilmesini hoş diyecek halimiz yok. Fakat herhalde bir müdahale gerekiyordu Yeniçeri'ye. Çünkü devamlı kazan kaldırıyor vesaire. Ama Yeniçeri Ocağı'nın yok edilmesiyle Osmanlı ordusuz kalıyor. Ordusuz kalıyor. Şimdi militarizmden hoşlanan bir insan değilim. Ama bir devletin ordusu yoksa o devlet yok olur. Bu da bir tarihsel gerçek. İster hoşlanalım, ister hoşlanmayalım. Ben bunu eczacı halimle nerede öğrendim? Yeniçeri Ocağı'nın kapanmasından sonra Avusturyalı zannediyorum. Alman mı, Avusturyalı mı, şu anda tam şeyini hatırlayamıyorum. Avusturyalı. Feldmarşal Moltke Türkiye'ye çağrılıyor ve Nizam-ı Cedid ordusunu kuruyor. Yeni baştan bir ordu kuruyor. İkinci Mahmut da, o adam da çok acıdığım insan, yüreğimi yakan adam, kahrından ölüyor yani ikinci Mahmut gencecik yaşında. Şimdi aman Allah'ım, bunu tavsiye ederim. Lütfen bu kitabı bulun ve okuyun. Feldmarşal Moltke'nin Türkiye mektupları. Hudut yok. Hududu bekleyen asker yok. Vergi toplayan kimse yok. Yol iz zaten yok. Yol iz zaten Cumhuriyet'in ilk 10 yıllarında da yok. Bu benim en çok bilinen eserim Dağın Öteki Yüzü'dür. Dağın Öteki Yüzü'nü yazarken annemle babamın birbirlerine yazdıkları mektuplardan çok faydalanmıştım. 30'ları 40'ları anlatan mektuplardan. Babam öğretmen, ikisi annem de babam da. Babam orta eğitim müfettişi. Ve Anadolu'yu geziyor, işte okulları teftiş ediyor. Arada köy enstitülerini falan da teftiş ediyor. Aman Allah'ım, bir yolculuk anlatıyor. Bir yolculuk anlatıyor. Oradan oraya kanıyla, buradan buraya kara trenle. Kara tren haftada iki gün geliyor. Röter yapıyor, kaçırıyorlar işte bilmem. Korkunç bir şey. Şimdi yol Moçin zamanında, yani 1800'lerde yol hiç yok. Hiçbir denetim yok. Hiçbir iletişim yok.
Benim anlayabildiğim kadarıyla Kürtlerle aramızın bozulması da o zaman başlıyor. Çünkü o zamana kadar Kürtleri askere falan almıyor Osmanlı. Adamlar yaşıyorlar orada, kendi bildikleri hayatı yaşıyorlar. Nizam-ı Cedid için askere ihtiyaç var. Köylere baskın yapıp sabahın köründe adamları karılarının koynundan alıp adam neye uğradığını şaşırıyor. Osmanlı'nın yurttaşı olduğunu falan bilmiyor ki zaten. Adamları şey yapıyorlar, nefer yapıp Nizam-ı Cedid'e katıyorlar. Subaylarını öldürüp öldürüp firar ediyor. Şimdi ben şok oldum Motkin'in anılarını okuyunca. Sonra o zaman liseden sınıf arkadaşım ve mülkiyede okuyan arkadaşlarıma sordum. Dediler ki biz bunu biliyoruz, biz bunu okuyoruz, mülkiyede okuyoruz dediler. Şu anda mülkiyede okunuyor mu? Onu da bilmiyorum. Şimdi nereden ben konuyu bu kadar dağıttım? Hocam bir borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Evet. Şimdi o kadar bir yıkıntıdan bir taze ulus ve bir taze devlet kuruyorlar ki ve öyle öyle bu insanlar yapıyor. Bunu öyle öyle yapıyorlar. Ölen sadece şehitler değil. Yani bakın benim çok bizim millette affedemediğim şeylerden biridir. Cumhuriyet veremi 1, sıtmayı 2, trahomu 3, frengiyi 4 önlemiştir. Kimse o hekimlere, o hemşirelere, o eczacılara teşekkür etmez. Ne kadar değer bilmez bir insanlarız biz. Ne kadar değer bilmiyoruz. Hakikaten borcumuz çok. Şimdi borç için bir defa bana sorarsanız vatandaş olarak memleketin kötülüğüne gidecek bir şey yapmamak lazım. Ama benim kuşağımın birçok aydını da dahil bunu yaptılar. Hem de hem laik hem Atatürkçü hem hatta solcu geçindiler. Yaptılar. Bir defa borcumuzu bunları yapmamakla ödeyecektik. Borcumuz katlandı. Hadi bakalım şimdi nasıl ödeyeceğiz? Ben bir yol bulmuyorum, göremiyorum ödeyebileceğimiz doğrusunu istersen. Çünkü bu borcun kitlesel olarak ödenebilmesi için ön ayak olacak bir takım politik örgütlülükler lazım. Nerede onlar? Namevcut. Namevcut. Edebiyata gelince. Edebiyatın, dürüst edebiyatçının yapacağı yaşadığı ülkenin hayatını yansıtabilmektir. Ama her şeyi aydınlardan beklemeye de ben hiç sempatiyle bakamıyorum. Aydınlar ölecek, asılacak. Öbürleri ne olacak? Memleket hepimizin. Bu sadece edebiyatçının işi de değil. Edebiyatçının bir numaralı işi bana sorarsanız kendi yeteneğine ihanet etmektir. Kendi yeteneğine ihanet nasıl olur? Bir, paraya teslim olarak, illa çok satmak için ucuzlatarak, selimilerinin tabiriyle alfabe düzeyine indirerek ve okurun zihnini de aşağı çekerek. İkincisi, moda konuların peşine takılıp derinliksiz hikayeler yazarak. Edebiyatçının ihanetleri böyle olur. Bunları yapmaması lazım. Bunlardan kaçması lazım. Ama isterse bir bireysel hikaye anlat. İsterse becerebiliyorsa psikanaliz yapsın edebiyat satırları. Yapsın. Şimdi bizdeki sorun edebiyatın daha ziyade solun egemenliğinde olduğu dönemlerde de bir sorun vardı. Çünkü orada da herkesten sadece toplumsal hikaye anlatması isteniyordu. Ve o toplumsal hikayenin belli bir şekilde anlatılması isteniyor. Oğuz Atay hayatı boyunca bundan herhalde çok yaralandı. O da bir toplumsal hikaye anlatıyor aslında. Ve müthiş bir şekilde anlatıyor. Ama illa belli kalıpta anlatmıyor. Bu yazar yaratıcı, özgün bir şey yapmaya çalışıyor adam. Adam öldükten kaç sene sonra anlaşılıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar. Benim annem babamın kuşağı. Son derece aydın insanlardı benim çevremde gördüğüm. Ahmet Hamdi Tanpınar'la hiçbir sorunları yoktu.
büyük bir yazardı onlar için. Hatta onun şiirlerini babam anneme yazarmış bile. Neyse. Sonra ben gençliğimde, evet sol kesimdeyim. Hani militan değilim ama sol kesimdeyim ve hala solcuyum. Onu diyeyim. Hiç kapitalizmden hoşlanmıyorum. Hiç. Hele bu neoliberalizmden nefret ediyor. Ha. Ama Tanpınar'ı okumadan birileri Tanpınar için efendim eskiyi özlem duyuyor. Yok eski kelimeleri kullanıyor. Yok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tanpınar yasaklı oldu. Neredeyse diyor. Ha, sol Tanpınar'a böyle bir tavır aldı ya. Bu defa oradan sağ hemen koptu. Adam da ölmüş gitmiş. Tanpınar'ın üstüne atıldılar. Tanpınar sağcıların yazarı oldu çıktı. Yahu bu adam laik bir adam. Bu adam cumhuriyetçi bir adam. Bu adam Batı kültürünü de benimsemiş. Osmanlı kültürünü de benimsemiş bir adam. CHP milletvekili olmuş bir adam. Bu nasıl bir sağcı? Ama bu memleketin kültür hayatı bunları yaptı. Sonra 80'den sonra bireysel hikayeler moda oldu. Bireysel hikayeler moda oldu ya, olmaz olaydı. Kalemi eline alan başladı. İtirafnameler. Ondan sonra işte başıma şu geldi, başıma bu geldi filan. Her yazar biraz kendine yazar. Çünkü başınıza gelmeyen, yabancı olduğunuz bir olayı yazabilirsiniz tabii. Tanık olduğunuz bir olayı. Tabii ki. Ama eğer onu edebiyat olarak yazacaksınız, lise kompozisyonu olarak değil de edebiyat olarak yazacaksınız, oradaki duyguları bir biçimde kendi tanıdığınız duygulara tercüme etmek zorundasınız. Mesela bir örnek. Siperdeki asker. Vur emriden de siperden çıkıp, hani Birinci Dünya Savaşı, siper savaşı tabii. Şimdi değil siper diye bir şey herhalde. Siperden çıkıp hücum edecek, ölecek ya da öldürecek. Bambaşka bir kaçışı yok. Şimdi bunu bir kadın nasıl anlatabilir? Bunu anlatmak zor. Bunu ama ameliyathane kapısındaki ciddi bir ameliyat geçirecek bir hastanın duygularına tercüme ederek hissedebilir. Çünkü orada da başınıza bir şey gelecek ve ondan kaçışınız yok. Ama sonuç iyi mi olacak, kötü mü olacak bilmiyorsunuz. Tıpkı asker gibi. Gazi mi olacak, şehit mi olacak bilmiyorsunuz. Siz de sağlığınıza mı kavuşacaksınız? Yoksa tıbbi tabirle X mi olacaksınız? Siz de bilmiyorsunuz. Ona çevirerek yazarsanız edebiyat olur. Ha, şimdi biz de kendini analiz etmek zaten kültürümüzde yok. Yok. Çünkü biz çok fazla kaderci insanlarız. Hani dine dair en kolay kaybedilen şey inanç. En zor kaybedilen şey o dinin kültürel kısmı. Kadercilik şeyimize ilişmiş. İliklerimize silmiş kadercilik. Şimdi kadercilikle kendini analiz etmek olamaz. Kendini analiz edemezsen bireysel bir hikayeyi eli yüzü düzgün yazamaz. Dostoyevski kendi suçluluk duygularından, kendi suça eğiliminden yola çıkarak yazıyor. Ama bütün bir insanlığın suçluluk duygularına uzanabiliyor kendi duygusunda. Kendi duygundan çıkıp kendi duygunun içinde hapsoluyorsan kafamı şişirme o metinle benim. Ama oradan çıkıp İnsanlığın ortak bir şeyine ulaşabiliyorsan başımın üstünde yerim var. Şimdi bir somut örnek vereceğim size. Knut Hamsun'un, biliyorsunuz, Norveç'in ünlü yazarı, Göçebe diye bir romanı var. Bizim evde durup duruyor Göçebe romanı. Herhalde Knut Hamsun sonradan faşizme meylettiği için falan ben bunu okumamışım. Öyle zannediyorum. Onunla geçenlerde ya şunu dedim bir okuyayım falan. Politik bir şey yok kitapta. Yahu bir Norveçli yoksul köylü göçebe hayat sürüyor. Yani bir yerde yerleşemiyor, ruhu sıkılıyor. Yahu onun çiftliğinde yarıcılık yapıyor.
kah öbürünün çiftliğinde marangozluk yapıyor. Böyle bir hayat sürüyor. Bunu anlatıyor, doğayı anlatıyor. Peki nasıl oluyor da bakın, arada 100 yıl fark var. Arada müthiş bir kültürel fark var. Orta Doğu kökenli, yaşlı, şehirli, feminist bir kadın. Nasıl oluyor da ben bu adamın yazdıklarında bazı kendi duygularımı buluyorum? Buluyor mu? İşte edebiyat. Yazarlık bu. Kendi deneyiminizden insanlığın ortak duyguları, ortak yaşantıları var insanlığın. Daha doğrusu yaşantıları demeyeyim de ortak duyguları var. Bu coğrafyayı da aşıyor, bu sınıfları da aşıyor, bu her şeyi aşıyor. Şimdi oraya herkes işini bu ülkede iyi görmüş olsaydı, Cumhuriyet'e borçlarımızı kısmen veya çokça ödemiş olurduk. Ama biz, kusura bakmayın, işlerimizi iyi görmedik. Onun için de borcumuz artarak patlanıyor. Bakalım ne olacak sonunda. Evet. Konuyu çok dağıttım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Programımızın süresini tamamladık, yaklaşık bir saat diyorduk. Evet, 62. dakikadayız şu anda. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama ben son söylediklerinizden, hani biraz önce kulaklarını çınlattığınız ışıklar içerisinde hekimler, öğretmenler, aydınlar, bunlara karşı bir borç öderken vefasızlık yapmamalıyız. Anladım, buraya not alırken öyle almışım. Sözünüzü kestim. Gençlere söylediğim şöyle bir şey var benim. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben kimseden kahraman olmasını beklemiyorum bu dönemde. Buna hakkım olduğunu da sanmıyorum. Ama lütfen, lütfen henüz korkulacak bir şey yokken lütfen teslim olmayın. Herkes yerinde dik durmaya çalışsın. Çok kötü dönemden geçiyoruz. Çok ümitli değilim. Ama insan olarak, insan onuruna olan da bir borcumuz var. Hepimiz yerimizde lütfen kahraman olmayı ne kendimden ne kimseden bekliyorum. Ama hemen teslim olmayalım. Lütfen. Küçücük bir çıkar için teslim olmayalım. Ne olur bir yazımız bir yabancı dergide yayınlansın diye Kemalizmi karalamayalım. Bunları ben gözümle gördüm çünkü. Şahit olduğum için içim yanarak konuşuyorum. Hayat size bir imkan daha verir. Başka bir dergide o yazınızı çıkartırsın. Ya da böyle bir tepki aldığınız zaman yabancı hakemden lütfen onu mat edecek literatür araştırması yapın. Onu mat edecek şeyler bulun ve onları yazın cevap olarak. Batılı'nın şöyle bir özelliği vardır. İspat edilirse bir şey ona ısrar etmez, kabul eder. Onun için hemen pes etmeyin. Lütfen, lütfen yanınıza politik olarak güvenmediğiniz asistan almayın. Teslim hemen olmayın. Kendime de söylüyorum, herkese söylüyorum, özellikle gençlere söylüyorum. Bence gençlik olarak mesaj alındı hocam. Teşekkür ederiz. Tamam. Yaren hocam, sana son söz için pas ederken bunu söyleyecektim. Sevgili değerli Erendis hocam diyor ki teslim olmayın, dik durun, umudu arttırın, dayanışmayı arttırın, insanlığın ortak duyguları ve değerleriyle geleceği kurgulayın falan diyordum. Ne diyeceksin Yaren hocam deyip kapatma cümleleri için Yaren hocama bırakacağım. Buyurun. Evet Yaren hocam, söz sende, kapanış cümlesi. Kapanış cümlesi olarak biraz heyecanlandım. Yani evet, çünkü o kadar konumuz oldu bugün.
Yani şu an ne söyleyeceğimi bilemedim gerçekten. Peki. Ama O zaman hepinize kolay gelsin. Ben bundan sonraki süreçte genci, yaşlısı, kadını, erkeği birbirimizi anlamak için dinleyerek bu ve buna benzer kesişimler yaratarak ve bu kesişimlerin de birbirleriyle iletişimlerini sağlayarak birbirinden öğrenerek bu süreci yöneteceğimizden hiç kuşkum yok hocam. Umudu arttıracağız ve tırnak içinde borcumuzu ödeyeceğiz ve başaracağız, başaracağız, başaracağız. Hepimize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum Remiz hocam. Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz çok için. Çok teşekkür ediyoruz Onur hocam. Herkese, izleyenlere, bundan sonra bu yayının kaydını izleyecek dostlara da çok teşekkürler. İyi akşamlar. Biz her ayın 19'unda saat 19.19'larda daha fazla biz YouTube kanalında ve Solfasol kanalında yayında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın hepiniz. İyi akşamlar. Aydınlık günler diliyorum. Aydınlık günler diliyorum. Hepimize. Aydınlık günler dilemeyenlere de tez günde ebedi karanlıklara karışmasını diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.